Merhaba arkadaşlar. İkinci dersimizde test kavramına devam ediyoruz. Geliştirdiğimiz uygulamalarda özellikle arkadaşlar, bir önceki dersimizde söylediğimiz gibi test etme aşamaları var. Küçük seviyeli testlerden bahsettik. Bu özellikle cihazımızda yaptığımız ve testlerin %70'ini oluşturan testti arkadaşlar. İkincisi orta seviyeli testler demiştik. Bu da integrasyon testlerinden bahsetmiştik. Bu da proba elektrik ve aktivite senaryo kavramlarıyla özellikle sınıfıyla kullanılabilmekteydi. Bu dersimizde üçüncü seviyeli testler yani UI testinden yani kullanıcı ara birimi testlerinden bahsediyoruz. Arayüz testleridir bu kavram. Bir kullanıcının birden çok modülü kapsayan kullanıcı deneyimini doğrulayan testlerdir arkadaşlar bu testler. Akışı baştan sona tamamen uçtan uca kontrol etmek için bu testler kullanılır. Bu testlerin doğruluk oranı diğerlerine göre daha yüksek. Çünkü gerçek bir cihazda gerçek hayat kullanımını simüle ediyorlar arkadaşlar. Uygulamamız için yazılan toplam testlerin yaklaşık %10'unu oluşturuyor bu test dediğimiz kavram. Yani %10'u derken burada işte biraz önce de bir önceki dersimizde de bahsettik arkadaşlar. Siz her ne kadar sanal makinelerde testinizi yapmış olsanız da artık uygulamanızı gerçek cihazlarda da test etmeniz gerekiyor. Nedir bu gerçek cihazlardaki testlerden kavram, bahsetmek istediğimiz kavram? İşte biliyorsunuz cep telefonu üreticileri çeşit çeşit yani farklı farklı üreticiler var. Farklı işlemciler kullanılıyor, farklı hızda RAM'ler kullanılıyor, RAM kapasiteleri kullanılıyor. Sizin sanal makinelerde test ettiğiniz genelde Google'ın desteklediği Nexus cihazları ama Cell cihazları veya ama gerçek cihazda gerçek ortamda Samsung var, işte Huawei var, Xiaomi var gibi onlarca farklı markanın yüzlerce modeli. Ve her bir firmanın da arkadaşlar kendi Android'e yaptığı ara birim geliştirmeleri var. Sizin yaptığınız uygulama bu firmaların yaptığı ara birim geliştirmelerinde ne gibi tepkiler veriyor? Bunları test etme aşamasıdır büyük seviyeli testler. Aslında buna da beta testi de denilebiliyor. Özellikle arkadaşlar farklı marka modellerde, farklı Android sürümlerinde yapılan testlerdir bu kavram. Arayüz testlerinde Espresso özellikle tercih edilen yine test ortamıdır. Espresso arayüz testi bir framework'tür. Bu testler bir cihaz ya da emülatörde çalıştıkları için daha yavaş çalışıyorlar arkadaşlar. Yani burada sıkıntımız işte artık uygulamamızın gerçek bir cihaz ortamında testini yapmamız anlamıdır. Bu da zaten testimizin %10'unu kapsıyor ama mutlaka ürünümüzü piyasaya sürmeden önce bu testleri de gerçekleştirmemiz gerekiyor. Tabii %10'unu kapsıyor dedik. Şimdi gelelim bu kavramın işte test tiplerinin hangilerinin olduğu. Dediğimiz gibi unit test vardı. JUnit, Mockito ve PowerMock gibi burada kullanabileceğiniz arayüzler var, frameworkler var. Integration testte RoboElectric ve Activity ne demiştik? Burada bunu geçtik. Ha. Burada Activity Senaryo dediğimiz testler var. UI testinde de arkadaşlar Espresso'dan bahsettik. Robotium ve UI Automator denilen yine farklı ara birimler mevcut arkadaşlar. Yani bunlarda özellikle en çok bilineni tabii ki Espresso'dur ama dediğimiz gibi işte Robotium kavramı da şöyle baktığımız zaman Android arayüz testi GitHub hesabından buradan bu arkadaşlar Robotium
tech firmasının Robotium framework'ını indirerek yine cihazlarınızda, yani daha doğrusu ürünlerinizin testini yapabiliyorsunuz. Bunlar da yine Robotium Recorder denilen uygulamayla testinizi birkaç dakika içerisinde yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Veya UI Automator dedik. Hemen onu da bir inceleyelim. UI Automator Method. Evet, bu da yine direkt Android'in desteklediği bir framework arkadaşlar. Android 4.3'ten sonrasını destekliyor UI Automator. Bunu da yine bu framework'ü de yine kullanabilirsiniz. Tabi burada farklı sınıflarda Kotlin, Java'da kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Evet, testlerinde hani dediğimiz gibi birim testler %70'ini test aşamalarının oluşturuyor. İşte yaptığınız bir buton, bir text, edit text gibi, text box gibi nesneyi yerleştirdikten sonra doğru çalışıp çalışmadığını sanal makinede test etme aşamasıdır arkadaşlar. %70 ortamı. Entegrasyon testlerinden bahsettik. Bu da test aşamalarının %20'sini kapsıyor. Ve en sonunda dediğimiz gibi UI testleri bu da yine test aşamamızın %10'unu kapsıyor. Mutlaka uygulamalarınızı arkadaşlar, tabii birim testleri yapıyorsunuz zaten. Yaptığınız değişikliklerin çalışıp çalışmadığını, alınan hataları test ediyorsunuz. Entegrasyon testlerini de ve UI testlerini de mutlaka projenizi teslim etmeden önce yapın arkadaşlar. Dediğimiz gibi şimdi sizin hocam ben işte şu Android Studio'yu kullandım veya Visual Studio'yu kullandım. Şu ortamı kullandım ben. Şu test cihazını kullandım diyebilirsiniz. Bunu raporunuza yazabilirsiniz ama benim cihazımda bulunan sanal makine veya kendi gerçekleştireceğim test ortamları farklı olabilir. O yüzden hatalarla, problemlerle karşılaşmak istemiyorsanız mutlaka şu test aşamalarını da gerçekleştirin arkadaşlar. Daha geniş bilgi almak isterseniz ve bu testlerin nasıl yapıldığına yönelik arkadaşlar daha geniş bilgi almak isterseniz de Mobiler Dev'de Android Testing Examples adresine gidebilirsiniz veya kitap Ajdaktır Android Testing adresinde de yine bunun daha geniş olarak arkadaşlar bilgi alabilirsiniz bu konuda. Gelelim projelerinize. Hani bunu da belirtelim. Projelerin teslim tarihi, yani final tarihi belli oldu. Final tarihi belli olduğuna göre, final sınavları daha doğrusu belli olduğuna göre projenizde bu sürede teslim etmeniz gerekiyor. Mobil uygulamalar için 29 Mayıs arkadaşlar son teslim tarihidir. Bunu özellikle şuraya koca koca harflerle evet, şöyle yazalım. 29 Mayıs 2021 proje teslim tarihi arkadaşlar. Buna da özellikle dikkat edin. Tabii ben uzaktan eğitim sistemine bunu yine atacağım ama siz de mutlaka arkadaşlar bu tarihe lütfen dikkat edin. Bu tarihten sonraya bırakmayın. Çünkü final değerlendirme süresi çok kısa. Bir hafta içerisinde tüm projeleri de değerlendirmem ve notlarınızı vermem gerekiyor. O yüzden gecikme yaşanmasın ve projenizde mutlaka raporunuzu hazırlayın arkadaşlar. Yani projenizi nasıl geliştirdiniz, hangi aşamaları gerçekleştirdiniz ve projeniz çalıştığı zaman, yani mutlaka bir demo
şeklinde video da koyabilirsiniz. Bunu bir link atabilirsiniz. Projenizin çalışma demosunu ve raporunuzda mutlaka arkadaşlar hangi aşamada nelerin yapıldığının mutlaka anlatılması gerekiyor. Yani şöyle söyleyelim. Projenizi gerçekleştirdiğiniz zaman zaten hani kullandığınız bütün aplikasyonlarda yardım vardır. Siz de projenize bir yardım mutlaka koyun. Koyamasanız da mutlaka projenizin aplikasyonunuzun nasıl çalıştığını mutlaka açıklayın ki ben hani her uygulamayı tek tek keşfetmeye çalışmayayım arkadaşlar. Umarım hani projeniz ilerliyordur. Çünkü derse katılım yok. Derse katılan yok. Ne durumda projeler nedir ne değildir bilemiyorum. Siz nasıl yapıyorsunuz? Hangi konuda sıkıştınız, takıldınız? Ve bu da yine sizin arkadaşlar hani karşılaşacağınız problemleri çözme kabiliyetinizde geliştirmeniz gerekiyor. Bu da zaten hani üniversitede öğrenmenin en büyük aşamalarından birisi. Bir hatayla karşılaşacağız ki o hatayı nasıl çözeceğimizi bilelim arkadaşlar. Evet, umarım sorununuz yoktur. Önümüz bayram arkadaşlar. Hepinizin Ramazan bayramını bugünden kutluyorum. Tabii bu videoyu ne zaman izlersiniz bilemiyorum ama Ramazan bayramınız kutlu olsun. Dünkü Anneler Günü'nüzde yine tekrar kutlu olsun arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Hepinizin iyi olmanız dileğiyle iyi günler diliyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere.